Merhaba, kişisel finans serisiyle videolarımıza devam ediyoruz. Kişisel finans eğitim ve gelişim videoları serisini izlemeye devam edelim. Kişisel finans ders 4. Enflasyon nedir? Paramın değerini nasıl korurum? Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapalım. Bu eğitim serisi tamamen bilgi vermek amaçlıdır. Herhangi bir öneri ve tavsiye içermemektedir. Kişisel finans ders 4 olarak enflasyon nedir sorusuyla başlayacağız. Enflasyon en net tanımıyla fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eder. Bu paramızın alım gücünün sürekli olarak azalması demektir. Peki fiyatlar genel düzeyinin artışı derken neyi kastediyoruz? Ulusal bir ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesindeki artış olarak da özetleyebiliriz. Bu noktada mal ve hizmetler grubu tüketicilerin tercihlerine göre hazırlanan bir sepetten oluşur. Aynı nedenle tek tek ürün veya hizmet grubuna ilişkin veya tek seferlik artışlar enflasyon olarak adlandırılmaz. Bu açıkladığımız fiyat seviyelerindeki sürekli artışlara enflasyon deriz. Enflasyon bizi nasıl etkiler? Yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede satın aldığımız ufak bir sakızdan arabaya kadar her şeyin fiyatında artış yaşanır. Bu artışlar ise aldığımız gelir ve giderlerimiz arasındaki mesafeyi açarak alım gücümüzü günden güne azaltır. Cebimizdeki 100 lirayla marketten satın aldığımız 7 ürünün aynı para birimi için artık yalnızca 3'ünü alabiliyorsak ne yazık ki bunun sebebi çağımızın yüz karası enflasyon belasından başka bir şey değildir. Enflasyon ölçümlenmesi daha önce kulak aşinamız olan tüketici fiyat endeksi TÜFE, üretici fiyat endeksi ise ÜFE gibi fiyat endeksi üzerinden yapılır. Tüketici fiyat endeksi adı üstünde biz tüketicilerin markete gittiğimizde karşılaştığı fiyat değişimlerini gösterir. Üretici fiyat endeksi ise enflasyonun üreticilere yansıyan yönünü gösterir. Çalışan maaşları, elektrik, doğalgaz ve petrol gibi enerji maliyetleri ve ham madde fiyatları gibi kalemlerdeki fiyat değişimlerini gösterir. Bu ölçümlemeler aylık, yıllık ve toplam alınacak şekilde hesaplanabilir. Endeks değerler üzerindeki değişim ilgili dönemin enflasyon oranını verir. Özel kapsamlı enflasyon göstergelerinden çekirdek TÜFE fiyat değişimini hesaplarken çok fazla etkilenen malları hariç tutar. Enflasyon verileri nasıl okumalıyız? TÜİK'in açıkladığı son veriler Türkiye'de enflasyonun Nisan ayında 7,25 artarak yıl bazında ise 69,97 olduğunu gösterdi. Nisan ayında enflasyonun 7,25 olması demek Nisan ayında satın aldığımız tüketim sepetinin fiyatının Mart ayına göre 7,25 arttığı anlamına geliyor. Nisan ayında yıllık enflasyon olarak baktığımızda ise 69,97 olması yine Nisan ayındaki satın aldığımız tüketim sepetinin fiyatının bir önceki yılın Nisan ayına göre %69,97 arttığı anlamına geliyor. Yıllık enflasyon bu iki nokta arasındaki fiyat artışını gösterirken ara aylardaki fiyat dalgalanmaları yansıtmamaktadır. Enflasyon neden yükselir? Enflasyon talep, maliyet ve yapısallık kaynaklı yükselebilir. Talep enflasyonu piyasadaki ürün ve hizmetlere olan talepteki artışın aynı ürün ve hizmetlerin üretim hızından fazla olmasıyla oluşur. Talepteki bu artış ise faiz oranlarıyla direkt olarak kontrol edilebilir. Bir örnekle 5 birim üretilmiş X ürünü için 10 birimlik talep olursa ve üreticiler 10 birimlik talep karşılayamazsa, yetersiz kalıyorsa X ürünün kıymeti artar ve bu da fiyatlara yansır. Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle hem ham yağ yüklü gemilerin Türkiye'ye gelememesi, yağ stokları bitecek kaygısı oluştururken telaşlanan vatandaşın marketlere akın etmesi gibi. Stoklar bitecek endişesiyle yağ olan talebin artması, karşılık arzın yani üretimin bu talebi karşılık verememesi gibi yağ fiyatlarındaki artış hızını da arttırmış oldu. Maliyet enflasyonuna baktığımızda toplam üretimin azalmasıyla mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesi sonucu ortaya çıkan enflasyon olarak karşımıza gelir. Temel olarak emtia, gıda, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte üretim maliyetlerinin artması ve bunun da bir sonucu olarak üretim miktarının azalmasını ifade eder. Doğal afet, savaş gibi üretimi etkileyen dışsal faktörler de üretim miktarının azalmasına etki ederek maliyet enflasyonunun oluşmasına sebep olur. Bir örnekle açıklayacak olursak hem Rusya'nın Ukrayna işgali hem de dolar-TL kurundaki artış ile emtia, gıda ve petrol fiyatlarının yükseliş sonucunda ortaya çıkan enflasyon maliyet enflasyonu bir örnektir. Kısa bir yolculukla İstanbul-Ankara arası seyahat etmek istediğimizi varsayalım. Özel aracınızda geçen sene arabanızın deposunu ortalama 350-400 liraya doldururken bu sene en az 1000 liralık bir tutar ödemek
sizi şaşırtmasın. Bugünün enflasyonu yarının enflasyonunu etkiler mi? Evet, tabii ki de etkiler. Bazen beklentilerdeki bozulma enflasyonda yapısallığa veya yapışkanlığa neden olabilir. Ve bu durum devir etkisiyle bugünkü enflasyonun yarınki enflasyonu devretmesine neden olur. Ürün ve hizmetlerin fiyatlarındaki bozulmalar belirsizliği de arttırdığından firmaların geleceğe dair fiyat belirlemelerini zorlaştırır. Dolayısıyla maliyet koşulları hafiflese bile böyle yapısal sorun veya belirsizlik durumlarında enflasyon düşmeyebilir. Enflasyon neyi etkiler? Enflasyon her şeyden önce ekonomik güvene ve piyasaya zarar verir. Yüksek enflasyonun sürekli hale gelmesiyle yaşanan ekonomik dalgalanmalar piyasadaki güveni zedeleyerek para hareketlerinin ve dolayısıyla ticari faaliyetlerin yavaşlamasına sebep olur. Enflasyonist ortam yerel parada aşınma etkisi, değer kaybı oluşturarak piyasada dolarizasyon oluşmasına sebep olur. Ülkedeki ulusal paranın enflasyon kaynaklı muhtemel değer kaybından korunmak amacıyla vatandaşların yabancı para birimi cinsinden alım satım yapması ve varlık tutmasına dolarizasyon adı verilmektedir. Enflasyon niye etkilerden devam ediyoruz. Enflasyonist ortamın pelerinli tek kahramanı faizlerdir. Enflasyonist ortamda faizleri yüksek tutmak fiyat istikrarını oluşturarak fiyat artış hızının zaman içinde azalmasını kapsayan dezenflasyon sürecine destek olur. Faizler yükselirse yatırımlarınızı yerel para birim cinsinden yaparak faiz getirisi elde edebiliriz. Böylece yabancı para birimlerine olan ilgi tekrar yerel para üzerine çekilir. Ancak faizleri yükseltmenin de bazı sonuçları elbette olacaktır. Faizlerin yükselmesi firmaların yatırım ve istihdam üzerindeki finansman maliyetlerini arttıracaktır. Bu nedenle faizlerin arttırıldığı bir dönemde ekonomik büyüme göstergelerinde yavaşlama gözlenebilir. Faizlerin arttırılması gibi sıklaştırıcı para politikaları tam da bu sebepten ötürü belirli bir dönem uygulandıktan ve sonuçlandıktan sonra terk edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi neden önemli? 40 yılın zirvesinden %8,5 noktasından gerileyerek %8,3 noktasına açıklayan ABD enflasyon verisi küresel piyasalardaki yatırım koşullarını etkileyen temel unsurlardan biri olmaktadır. ABD'de enflasyonist ortamın devam etmesi enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin artırılmasını beraberinde getiriyor. Amerikan Merkez Bankası Fed geçtiğimiz günlerde faizi 50 baz puan arttırmıştı. Sıklaştırma yönünde bir adım daha atmış oldu. Enflasyonist görünümün sürmesi halinde faiz artırımında enflasyonla mücadele için daha sert önlemleri kapsayan agresif tonda bir tutumun gözlemlenmesi piyasadaki fiyatlanmaları etkileyebilmektedir. Faizlerin artmasıyla ABD dolarının faiz getirisi elde ediyor olması nedeniyle güçlenmesini sağlarken dolara kıyasla faiz getirisi elde etmeyen altının değer kaybetmesine neden oluyor. Öte yandan artan faizler sebebiyle yatırımcılar riskli varlıklara olan ilgisini kaybederken faiz getirisi elde edebileceği yerel para birimi cinsinden yatırımlara odaklanır. Böylece riskli bir yatırım aracı olan hisse senetlerine olan talep düşebilir. Paramın değerini nasıl korurum? Enflasyon tüm dünyada yükselişte ama Türkiye'de çok daha yüksek. Dolayısıyla paramızı TL olarak tutsak alım gücümüz enflasyon karşısında sürekli azalacağı için paramızın değerini koruyamayacağımızı biliyoruz. Üstelik bizler yalnızca paramızın değerini korumak da istemiyoruz. Aynı zamanda yatırım yaparak gelirimizin bizim için çalışıp bize daha fazla kazandırmasını isteyebiliriz. Aklımızdan şu şey geçmez mi peki? Paramız ile öyle bir yatırım yapalım ki ekonominin gidişatından bağımsız olarak yatırımımız bize getiri sağlasın. Öyle ya, kötü piyasa koşullarından bile etkilenmeyecek kadar şirketler de var. Pandemiyi bile lehine çeviren nice şirketler oldu. Yani doğru yatırım yaparsak satın aldığımız hisse ya da gelir kapısı bize hem döviz bazlı düzenli getiri sağlayabilir hem de değerlendirdikçe de yatırımdan doğan döviz getirileri arttırabilir. Paramın değerini nasıl korurustan devam ediyoruz. Sonuç olarak faiz oranları yükselse de düşse de insanların kağıt havluya, elektriğe ve gıdaya aynı oranda ihtiyacı olacak. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi hayatta kalmak için ihtiyaç duyduklarımız ile başlar. Hiyerarşi piramidine göre ihtiyaç her zaman ihtiyacı doğurur. Bu yüzden uzun vadeli riskten kaçınan yatırımcılar için defansif hisselerin istikrarlı yapısı ve birleşik temettüleri finansal hedeflerine ulaşmaları için ideal bir konumda olabilir. Videoyu beğenelim, kanala abone olalım, hoşça kalın.